Kalkalım lütfen. Yürgün de elin boş gelsin. Kurban olayım etme bana. Ben de bir gün elim boş geleyim çok isterim. Vallahi ya. Yani size soğan kadar göz yaşartıcı haberlerle geldim. Haftanın ilk günü geride kaldı. Çeyrek altın kazanan gelini açıklamadan önce bu soğanı doğrayıp doğramayı unutup -2 alan gelinimizi açıklıyorum. -2 ceza puanı alan gelinimiz... Gerçekten mi? Evet. Soğanı unuttun. Yani şimdi fark ettiğimde geçti, fırına atmıştım artık masada kaldığını gördüm. Aa, çok enteresan. Yani soymuştum da köşeye ayırdım demek ki yuvarlandı. Seni unutmana çok şaşırdım. Ben de şaşırdım, fark ettim aslında da artık fırından da çıkaramazdım. Aa, üstüne de doyamazsın. Yani öyle olacağına eksi alırım dedim, yapacak bir şey. Ay inanamadım şu anda. Şimdi senden bunu beklemezdim. İnsanım, ben de yapabiliyorum. Gerçek. Yani. Gerçekten yeni gelinimiz çıkacak zannettim. Çeyreği aldım ama bir -2'miz daha var. O -2 ceza puanı alan gelinimiz de... Ne? Kızacağım sana artık. Onu bilmiyorum, farkı yok. Yeşim, nasıl yani? Dış harcına koyman gereken tuzu komple içine dökmüşsün. Farkında değilim ona. Ne oldu ya böyle? Zaten bugün biraz şey değildim. Eksi belletmemeye çalıştım ama biraz iyi gelmedim bugün. Öyle mi diyorsun? Evet. Geçmiş olsun, bayağı şaşırdım şu anda. Olsun, hani yeni gelinler heyecandan unutabiliyor. Öyle. Sen de dikkat et Birgül'cüm. Şefi iyi dinle. Kendin yorum katma yemeğe, tamam mı? Şimdi hazırsanız günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelinimizi açıklıyorum. Açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelin... Bir daha şok oldum. Yeşim! Eksik tabakla bile lezzetli yapıyorum. Hastaydı Beyhan teyze. Bir şey Aleyna! Kuraya kaldı. Ay neler oluyor? Mal oldu. Kuraya kaldınız. Beyhancığım yıkılma. Hastasın sen, yıkılma. Gel otur. Ne oldu, demin zıpladı gitti ya. Hastasın, gel. Sen şimdi niye eğilip üzülüyorsun, ben anlamadım. Hasta bugün. Koşturarak oraya gitti. Yiğitçim altın olunca koşar. Ölüm döşeğinde olsa koşar yani. Rabia'cığım. Gel bana yardım et bu Rabia. Zor görev için. Beni çeker Rabia. Sana bir şey söyleyeyim mi? Moralini iyice bozayım mı? Yok, bozma. Hazırla, hastayım zaten, bozma. Gelinin bir puanla kurayı kaçırdı. O da giriyordu kavanoza. Bir puan fazlası olsa o da buradaydı. Ana. Ya çek bakalım. Belki buradadır. Yok. Çok teşekkür ediyorum. Şey, ay dur. Kimi tutuyorsun onu da söyle. Kimi ne? Nasıl, ne demek kim bu? Kim çıksın, kim? Damla. Yeşim mi? Damla yok burada. Ha, yok mu? Damla kaçırmış. Yok. Anca Yeşim abi bu kez Dalin alsın. Heh, tamam. Tarafını belli ettin. Teşekkür ediyorum. Ne dedi? Hep Yeşim alıyor dedi. Boş ver, sen uyu. Aleyna alsın dedi. Otur. Bakalım Rabia'cığımın tatlı parmakları kimin adını çekti? Yeşim mi? Aleyna mı? Çeyrek altın kimin olacak? Açıyorum. Açtım. Yeşim. Yeşim.
çeker demiştim. Şansa bak ya. Şimdi bir şey yaşamış. Sinir oldu şu an. Almış kadar olduk. Hayır canım. Yeşim'cim tebrik ederim ya. Ne güzel taktı kayınvalidem yakana çeyreği. Yeşim benim sayemde çeyrek aldın. Ben seni nasıl durduracağım? Ben ne dedim size? Bu bizim oraların mutfağı zaten. Çeyreği de almam şaşırtıcı değil. Rabia'cığım olmadı. Şansa bak diyorum ya. Aa, zaten Yeşim'in tabağına verdi. Bunda da Yeşim yazıyor, hata var. Ana. Evet. Allah. Şaka şaka. Acaba. Şaka yaptım, bizde hata olmaz. Son hadi gelin. Gel bir taneciğim. Yarın haftanın ikinci günü bakalım yeni gelinim neler yapacak, kendini nasıl gösterecek, siz de davetlisiniz, hoşçakalın. Gelinim mutfakta.